Selamünaleyküm hocam. Bir sorum olacaktı. Evimizde hiç huzur yok. Hatta geçen gün Kur'an dersine gittiğimizde orada bir kadın bana bakıp evimizdeki olumsuzluklardan bahsetti. Ailemize dair her şeyi biliyordu. Evimizi değiştirmemiz gerektiğini, yapılan her neyse eve sinmiş olduğunu söyledi. Böyle bir şey olabilir mi? Evimizi değiştirirsek, başka eve taşınırsak bu olumsuzluklardan kurtulur muyuz hocam? Şimdi öyle bir cehalet dönemindeyiz ki her isteyen etrafına insanları toplayabiliyor. Hindistan'da bir tane çufçu hoca çıkmış. Çuf yapıyor. Bütün insan Allah 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 kendinden geçiyor. Duaları kabul olsun. Gerçekten mi hocam? Evet. Çuf. Çuf. O kadar basit hocam. Size yazık. Size yazık hocam. Şimdi çuf diyor, binlerce insan toplanmış. Amin diyorlar. Şifa buluyorlar böyle çuf deyince. Şimdi Kur'an'a gittik diyor. Bak şimdi orası önemli. Kur'an dersine gidiyorsun. Kur'an dersine geliyorsun. Oradan seni diyor ki senin evinde huzursuzluk var diyor. Huzursuzluk olmayan ev var mı zaten? Evet. O da düşünüyor şimdi ne olabilir? Size diyor bir muska yapılmıştır diyor. Cinler gelmiştir diyor falan. Bu evi değiştirin diyor. Şimdi kadın evi değiştirmiş, değiştirmemiş. Onun derdi değil. Bu sefer ona ne soracak? Kim yapmış? Ne olmuş falan? Diyecek işte sana cin girmiş, evinize büyü yapılmış. Müşteri arıyor, müşteri. Potansiyel, sende o potansiyel var. O güzel bir müşteri huyu var, biraz da paran varsa. Bunlar bir defa buradan kaynaklı bir. İki, dünyanın en kötü evi olsa orayı siz cennet bahçesi yapabilirsiniz. Evinizi değiştirin. Nasıl değiştirin? Yerini değiştirin, eşyaların rengini değiştirin. Kafanızı değiştirin. Gönül, kafa değişmedikçe evi değiştirsen fark etmez ki. Huzurun yeri bina değil ki, gönül kalptir. Bu yüzden bunlara aldanmayın derim. Evlerde uğursuzluk olur mu? Uğursuzluk yok dinimizde. Bereket olur. Bu eve geldik. İşlerimiz açıldı. Olabilir bak, buna bir şey demem. İşlerim açıldı. Her şey peş peşe böyle yürü ya kulum dedi Rabbim. Yürüyorum gidiyorum hamdolsun. Bu güzel. Bunu düşün. Ama bu ev bizi daralttı. Bu evde bir büyü var. Muska var. Burası ne deniyor öyle eski şeyler şatolarda falan böyle karamsar yüzler olur falan. Ne büyülü ev mi? Perili ev. Perili. Evet evet Perili hocam. ev. Perili. O masallar da o perili. Onlar zaten kalmadı. Perili ev olsa da otursak ne güzeldi o konaklar. Şimdi diğer bir konu sabah denize girince cinler olduğu için cinler diyor. Sabah sabah bir defa denizde Cinler ne iş? hocam sabah deniz sabah yüzüyorlar herhalde. Tamam da senin sabah sabah ne işin var denizde? Cinler denizde yüzmesine ihtiyaç yok ki. Denizde cinler yüzmüş. Bir de eskiden gözle görülmeyen bütün hastalıklara cin derlerdi. Cin girmiş, maraz derlerdi. Şimdi güzel bir dizi başladı. İkinci Mehmet dizisi Fatih. Orada Fatih yaralanınca bir Hristiyan yaşlı tabibin kızı onu muayene ediyor. Orada işte diyor ki sende yaranın içerisinde görünmeyen maraz var. Orayı sirkeyle diyor temizleyeceğim diyor. Yani mikrop var demek istiyor. Maraz dedi hastalık. Şimdi denizde deniz tuzlu olduğu için mikrobu kırar. Mikroplu olmaz. Deniz suyu faydalıdır. İyota da ihtiyacımız var vücudun. O denizi sadece girmek değil. Oh, kokladık ya. O iyot da vücudumuza geldiğinde bize çok faydası oluyor. Bir de insana huzur verir. Yeşile, maviye, uçsuz bucaksız alanlara bakmak. Biz şimdi binalar sıkıyor, daralıyoruz. Çayır çimen, otlak arıyoruz. Geniş denizler arıyoruz. Böyle uçsuz bucaksız ufuklara bakmak istiyoruz. Bunlar rahatlatır. Bundan korkma. Cin gelmez orada. Huzur gelir inşallah. Şimdi yine WhatsApp hattımıza gelen iki sorumuzu alalım. Hocam ben sizi Rusya'dan arıyorum. Adım Salih'dir.
Birinci sorum, bir mefteye yani bir ölüye kaç defa cenaze namazı kılmak caizdir? Bizim duruma göre cenaze evinde, cenaze evinden mezarlığa 100 kilometredir. Cemaat cenaze çıkan eve gelirler, onlar da uzak mesafeden gelirler. Onda bir cenaze namazı kılıyor. Sonra da bu mezarlığın etrafındaki cemaat yığılıyor mezarlığa. Burada da bir cenaze namazı kılınıyor. Çok insanlar diyor ki caizdir, çoğu diyor ki caiz değil. Şunu deseniz çok memnun olurdum. Hem de öğrenmiş olurdum. Evet, biz de öğrenmiş olalım böylelikle hocam. Hocam iyi günler, selamlar. Benim bir kız kardeşim var, evlendi, 2-3 tane koca yaptı ama hep kaçarak evlendi, kimsenin rızasını almadan. Annem de çok üzüldü. Kışın yine geldi, kaçmıştı, yine geldi, annem kabul etti. Bu sefer yine başkasına kaçtı, annem de beddua ediyor. Bunun günahı var mıdır? Çok ilginç gerçekten hocam. Yani zor vallahi. Anne baba için gerçekten çok zor bir şey değil mi? Evet hocam, bence buradan başlayalım hocam. Ben merak ettim bu sorunun cevabını. Kaçarak evlenmek. Evet ya, birkaç kere hocam, yani anne de beddua ediyor, günah işliyor mu çocuğuna beddua ederek? Birincisi mazeret olur. Şartlar çok zorlar. Elde olmayan sebeplerden ayrılıp bir başkasıyla evlenir. Ondan ayrılır. Boşanır, tekrar bir başkasıyla iddetini bekledikten sonra evlenir. Kınanamaz böyle bir insanı. Kınamak tehlikelidir, başa gelir, Allah korusun. Buna bir şey demeyiz, iddetini bekleyerek evleniyorsa. Ama diğer taraftan evlenmiş, oradan kaçıyor, gidiyor tekrar biriyle daha evleniyor, oradan kaçıyor biri. Bu normal bir insan değil. Normal olamaz yani. Evet. İki türlü normal olamaz. Bir, zihnen normal olamaz. İki, fıtraten, bedenen normal olamaz. Anormal bir tip. Biyolojik başka özellikleri var demek ki. Bundan dolayı annesi ona beddua ediyor. Annesi gerekeni yapacak. Yani uyarıları yapmak zorunda. Böyle bir kız çocuğu etrafa zarar verir, aileye zarar verir, İffete zarar verir, bir kadına yakışacak bir tavır değil. Anne de bunun gereği olarak beddua edebilir. O bedduayı alırsa o daha çok iflah olmaz. Allah ıslahsın demesi daha doğru. Ama beddua da annenin hakkıdır. Evet, çok üzüldüğü için. Çektiriyor yani, aileye, sülaleye çektiriyor. Bunun çok büyük bir günah olduğunu bilmesi lazım. Evet. Yani kız kardeşinin yaptığı değil mi tabii, hocam? Tabii, yani. Kız kardeşinin. Evet, diğer soru da hocam, bir ölüye kaç defa cenaze namazı kılınabilir? Hanefi mezhebinde bir ölüye bir defa cenaze namazı kılınır. Diğer mezheplerde cenaze namazı kılınan birine gıyabında da namaz kılınabilir. Diyelim ki işte Necaşi ölmüştür. Oradaki Müslümanlar onun namazını kılmışlar. Peygamberimiz Medine'de namaz kılmış. Başka duyanlar başka yerde namaz kılmışlar. Normal olarak bu görüşten hareketle burada cenaze namazı kılınmışken diğer tarafta da bir zaruret varsa kılınır. Ama bu kerahat olur, mekruh olur. Yani çok doğru değil. İki çok tane sünnete aykırı olarak evet, mekruh olur. Dolayısıyla tek kılmaları daha iyi ama oradakiler yetişemedi. Biz bunun cenaze namazını kıldık. Kılsınlar. Buna da delil olarak şu gösteriliyor. Resul Efendimiz'in mescidinde Habeşli bir hanım temizlik görevinde, Hazreti Meryem gibi tabiri caizse. Evet. Mescid-i Nebevi devamlı o temizlermiş, kadın. O kadın vefat ediyor Peygamberimiz. Bir Medine dışındayken, seferdeyken dönüp geldiğinde göremiyorum diyor. Onun da adı Fatıma sanıyorum. Ya Resulallah, o öldü, biz de onu defnettik diyor. Ya bana niye haber vermediniz diyor. Nerede mezarı? Şurada. Gidiyor orada namazını kılıyor tekrar. Yani tekrar bir insan başka bir insanın kılınmış cenaze namazını. Bazen öyle olacağım. Yurt dışında vefat ediyor. Orada kılıyorlar oradaki dostları için. Evet. Sonra Türkiye'ye getiriliyor. Burada da kılınıyor. Bazen i̇şte oluyor bu, evet hocam. Bu zarureten artık caiz diyoruz. Çünkü zorluk var. Evet.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.